أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bugün zikredeceğim sahabinin adı Hazret Muaz bin Cebel'dir radıyallahu anh. Onun adı Muaz idi. Babasının adı Cebel bin Amr. Annesinin adı Hint bint Salib idi. Cühena kabilesinin dalından idi. Hazret Muaz bin Cebel'in künyesi Abdurrahman idi. Alakası Hazrec'in dalı Vahiy bin Sa'd bin Ali ile alakası vardı. Siyer-i Sahaba'nın yazarı şöyle yazıyor. Sa'd bin Ali'nin iki oğlu vardı. Selema ve Hudayi. Selema'nın neslinden Benu Selema'dırlar. İslam zamanında Hudayi bin Sa'd'ın ailesinden yalnız iki kişi bakiydi. Birisi Hazret Muaz ve öteki oğlu Abdurrahman. Banu Ubeyye'nin evleri Banu Selman'ın komşuluğundaydı. Hazret Muaz çok beyaz tenli, çok yakışıklı yüzlü, aydın dişli, sürmeli gözlü idi. Kendi kavminin gençleri arasında en genç, yakışıklı ve en eli açık olan idi. Abu Nuaym beyan eder, Hazreti Muaz bin Cebel Ansar'ın gençleri arasında tehemmül, haya ve el açıklığı bakımından iyiydi. Hazret Muaz bin Cebel Beyt-i Ekber Saniye'de 70 Ansar ile birlikte katıldı ve İslamiyet'i kabul ettiği zaman 18 yaşındaydı. Hazret Muaz bin Cebel Bedir, Uhud, Handek ve sonradaki bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazvelere katıldı. Bedir gazvesinde öyle bir zaman getirildi ki kendisi 20-21 yaşlarındaydı. Onun annesi tarafından olan kardeş Hazret Abdullah bin Ced Bedir gazvesindeydi. O Sudul Gabe'ye göre kendi annesi tarafından olan kardeşinin adı Sahil bin Muhammed bin Ced'dir ve Sahil bin Selema Benu Selema'dan idi. O bakımdan Benu Selema kendisi kabilesinden sayıyordu. Muhacirler Mekke'li Medine geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Abdullah bin Mesud'un vakıatı Hazret Muaz bin Cebel ile yaptırdı. Değişik tarih kitaplarında bu yazılıdır. Bu referanstır. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Hazret Muaz bin Cebel Banu Selam'ın gençleriyle birlikte Banu Selam'ın putlarını kırdıydı. Daha önce bir sahabinin zikrinde bu olay beyan edilmiş bulunuyor. Nasıl ailesinin putlarını nasıl kırdı? Ve burada tekrar edeyim. Hazret Amr bin Cemuh kendi evinde tahtadan bir put hazırlayarak ona Manat ismini verdiydi. Ve ona çok yücelik
gösteriyordu, saygı gösteriyordu. Beyat-ı Akba Saniye zamanında Banu Salman'ın bazı gençleri biat ettiler. Onlarda Muaz bin Cebel dahi vardı. Ve Amr'ın oğlu Muaz dahi biat etti. Bu olay, demin beyan edilmiş olan olayı, daha önce Muaz bin Amr'ın zikri arasında beyan edilmiş bulunuyor. Babası Emre İslamiyet'i çağırmak için bir tedbir yaptı. Evde süsledi putu, geceleyin onu çöplüğe attı. Ve erkeklerden yardım ediyordu gençlerden. Muaz bin Cebel dahi onlardan birisiydi. Her neyse, o çöplükte bir gün onu attı çöplüğe. Amr onu arayarak tekrar eve getirdi ve dedi ki, eğer ben onu bulursam, beni putuma böyle bir muamele yapana, ben ona ceza vereceğim. Ertesi gün yine aynı o gençler o puta aynı muamele yaptılar. Tekrar ters düşüyordu çukurda. Sonra saat tekrar onu getirdi. Üçüncü gün tekrar süsleyerek onu koydu. Ve kılıcını dahi astı ve puta dedi ki, Allah adına yemin ediyorum ki kim seninle bu muamele yapıyor? Şimdi ben kılıcı dahi senin yanında bırakıyorum. Kendini kendin koru. O kılıç var senin yanında. Ertesi gün yine Hazret Amr baktı ki put yerinde değil. Ve aynı çukurda kötü ölü bir köpeğin yanında bağlı bulundu. Bunu görerek geri geldi ve perişan oldu ve düşündü. Ben bu puta tanrı diyorum. Bu kadar güce sahip değil ki kılıç yanında varken kendisini koruyabilsin. Bu beni nasıl koruyacak? Fazlası şu ki ölü bir köpek onun boynunda vardır. Bu nasıl tanrı olabilir? Her neyse, bu onu İslamiyet'e çeken oldu ve İslamiyet'i kabul etmesine sebep oldu. Hazret Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ihlası ne kadar idi? Şu olaydan anlaşılıyor ki Uhud gazvesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğu zaman ağlay sesi geliyordu sokaklardan. Sordu ki nedir bu? Dedi ki Ansar'ın kadınlarıdır ki şehitleri üzerinde ağlıyorlar. Dedi ki Hamza için ağlayan yok mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamza için duasını yaptı. Sa'd bin Ubadah, Hazret Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Revaha bunu dinledikleri zaman mahallelerine gittiler ve Medine'nin ağlayan ve matem yapanları topladılar ve dediler ki hiç kimse Ansar'ın şehidleri üzerinde ağlamayacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasına ağlanmadıkça. Dedi ki Medine'de Hamza için ağlayan birisi yok mu? Bu aşk idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı. Kendisi eziyet duysun Hamza'dan. Onu tahammül edemiyorlardı ona. Ağlamak yasaktır fakat burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir müddet için izin verdi yahut hisleri görerek, insan hislerini görerek dedi ki keşke Hamza için böyle bir his belli olsaydı. Fakat bu nevhe yapmak, matem yapmak genel olarak İslam'da yasaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi yasak etmiştir. Mekke fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ne doğru gitti. Huneyn Mekke'nin kuzeyi doğusunda Taif'e yakın bir yerde. Orada Hazreti Muaz bin Cebel'i Mekke'de geri bıraktı ki Mekke ahalisine din öğretsin ve ona Kur'an okusun. Hazreti Muaz bin Cebel Tabuk gazvesine tam olarak katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd bin Malik hakkında sordu. O zaman Medine'deydi o.
Banu Salman'ın birisi Resulullah'ın önünde kavga etti. Kab bin Malik ile Muaz bin Cebel ona bağırdı ve dedi ki, ya Resulullah, biz onlarda iyilik gördük, kötülük görmedik. Bu idi güzel ahlakları. Başkasının arkasından onu çekişmemeliyiz. Katade beyan eder. Ben Hazreti Enes'in şöyle dediğini duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 4 kişi Kur'an derlediler, Ensardandırlar onlar. Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ubey bin Kab, Hazreti Zeyd bin Sabit ve Hazreti Ebu Zeyd. Hazreti Ebu Zeyd, Hazreti Enes'in amcasıydı. Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anhu den rivayet edilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle buyurduğunu dinledim. 4 kişiden Kur'an dinleyiniz. İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim, Ubey bin Kab ve Muaz bin Cebel'den Kur'an öğrenin. Hazret Buhari'nin rivayetidir. İkinci halife Hazreti Muslim radıyallahu anh'u şöyle beyan eder. Daha önce Hazreti Kab'ın zikrinde biraz izahat edilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okutanlar için bir cemaati tayin etmişti. Onlar Kur'an'dan hıfzederek insanlara öğretiyorlardı. Bu 4 ustad idiler. Onların görevi şuydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an öğrensinler ve insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretsinler. Daha onlar tabi olarak birçok eshab idiler. Onlar insanlara Kur'an-ı Kerim'i okutuyorlardı. O büyük üstadın adı şunlardır. Abdullah bin Mesud, Salim, Mevla Ebi Huzeyfa, Muaz bin Cebel, Hudey bin Kab. Onlardan ilk iki muhacirdir ve iki daha sonraki ensardır. Abdullah bin Mesud işçiydi. Salim bir azat edilmiş olan bir köleydi. Muaz bin Cebel ve Ubey bin Kab Medine'nin reislerinden idiler. Demek ki her taifede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları göz önünde bulunarak harileri tayin etmişti. Hadis de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Huzul Kur'an'a min arbati min Abdullah ibn Mesud'in ve Salim'in ve Muaz ibn Cebel'in ve Ubey ibn Kab'in. Kur'an okumak isteyenler bu 4 kişiden Kur'an okusunlar. Abdullah bin Mesud'dan, Salim, Muaz bin Cebel ve Ubey bin Kab. Bu 4 kişiydiler. Bütün Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Kendisine okuyarak tasih ettirdiler. Fakat bunun dışında dahi birçok eshab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt olarak az buçuk Kur'an öğreniyorlardı. Bir rivayet de var, şöyledir. Hazreti Abdullah bir defa, Abdullah bin Mesud bir kelimeyi başka türlü okudu. Hazreti Ömer ona mani oldu. Dedi ki, böyle değil, böyle okuman lazım. Bunun üzerine Abdullah Mesud dedi ki, hayır, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana aynı şekilde öğretti. Hazreti Ömer onu yakalayarak Resulullah'ın yanına götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu Kur'an yanlış okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İbn-i Mesud oku bana. O okuduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, doğrudur. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulullah, siz bana bu kelimeyi başka türlü öğrettiniz. Dedi ki, o da doğrudur Resulullah. Bundan öğreniliyor ki yalnız bu değil idiler Resulullah'tan öğrenen, diğerler dahi öğreniyorlardı. Hazreti Ömer'in bu sorusu ki, bana böyle öğrettiniz, gösteriyor ki Hazreti Ömer dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyordu. Hazreti Anas bin Malik'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, benim ümmetim arasından benim ümmetim üzerine en fazla merhamet eden Ebu Bekir'dir. Ümmetim arasından Ebu Bekir'den en fazla merhamet eden
Allah'ın dininde en kuvvetli olan Ömer'dir. Ve en fazla hayalı Osman'dır. Ve en fazla güzel karar veren Ali bin Ebi Talib'dir. Allah-u Teala'nın kitabını bilen, en fazla bilen Ubay bin Kab'dır. Ve en fazla halal ve haramı bilen Muaz bin Cebel'dir. Ve en fazla farizeleri bilen Zeyd bin Sabit'tir. Dinleyiniz. Her ümmet için bir emin olur. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu rivayet daha önce dahi beyan edilmiştir. Az buçuk aynı şekilde Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne iyi insanlardır Ebu Bekir. Ne iyi insandır Ömer. Ne iyi insandır Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ne iyi insandır Usayd bin Huzayr. Ne iyi insandır Sabit bin Kays bin Şambas. Ve ne iyi insandır Muaz bin Cebel. Ve ne insar iyidir Muaz bin Cebel bin Cemuh. Müslüman Ahmet bin Hanbel'in bu rivayeti vardır. Sonra Hazret Muaz bin Cebel'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Ey Muaz, ben şüphesiz seni seviyorum. Hazret Muaz kendisine arz etti. Annem baban size feda olsunlar. Ben de sizi çok seviyorum. Resulullah dedi ki, ey Muaz, ben sana kuvvetli bir emir veriyorum. Her namazdan sonra şu zikir yap ve bırakma onu daima. De ki, Allahümme a'inni ala zikreka ve şükreka ve husne ibadeteka. Ya Rabbi, bana yardım et zikrin için ve kendi şükrün için ve kendi ibadetin güzelliği için. Hazret Muaz bin Cebel'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben sana cennetin kapılarından bir kapı konusunda anlatmayayım. Hazret Muaz dedi ki neden olsun ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La havla ve la kuvveta illa billah oku. Hazret Muaz'dan rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efdal iman hakkında sordu. Üstün iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Afzal iman şudur. Allah için sev. Allah için nefret et. Kendi dilini Allah'ın zikriyle meşgul et. Hazret Muaz dedi ya Resulullah. Başka ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanlar için aynısını sev. Kendin için sevdiğin, kendin için ne seviyorsan insanlar için de aynısını sev. Ve kendin için sevmediğini onlar için de sevme. Hazreti Cabir bin Abdullah'dan rivayet vardır. Hazreti Muaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardı. Daha sonra kendi insanlarına giderdi ve orada namaz kılardı. Önce Mescid-i Nebevi'de namaz kılardı. Ondan sonra kendi mahallesinde oradaki insanlara namaz okuturdu. Namaz kılardı. Buhari'nin rivayeti vardır. Hazreti Cabir'in rivayeti vardır. Beyan eder. Hazreti Muaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardı. Sonra evine gelerek imam olurdu kendi insanlarına. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz kıldı. Sonra insanlarına gitti, onlara imam oldu. Orada Bakara suresini okumaya başladı. Ve bir adamın birisi ayrıldı ve selam verdi. Ve tek başına namaz kıldı ve gitmek üzereydi. Uzun sure okuyor. Selam verdi, kendi namazını kıldı. İnsanlar ona dediler ki sen münafık mı oldun? O dedi ki namazı bıraktın, ayrı namaz kılıyorsun. O dedi ki hayır, Allah adına yemin ediyorum
ben münafık değilim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gideceğim. Ve mutlaka kendisine anlatacağım, şunu yaptım. Münafık olsaydım ben gizlerdim. Ben ona Resulullah'a söyleyeceğim. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Ve arz etti, ya Resulallah, biz su getiren develerimiz var. Develer üzerinde su getiriyoruz bir yerden başka yere. İnsanlara su götürüyoruz evlerine. Bütün gün iş yapıyoruz. Hazret Muaz sizinle yatsı namazını kıldı. Ondan sonra geldi ve Bakara suresini okumaya başladı. Kendisi namaz kıldı. Bizim mahallemizde namaz kıldı. Resulullah Hazret Muaz teveccüh etti ve dedi ki, ey Muaz, sen insanları sınıyor musun? Sınamaya mı koyuyorsun? Sınava mı koyuyorsun? Zorluğa mı koyuyorsun? Şunu oku. İki defa dedi ki, şunu oku, şunu oku. Hazreti Cabir'den rivayet vardır. Dedi ki, ve şemse ve zuhaha ve duha ve leyle izâ yakşâ ve sabbe isma rabbekal âlâ. Bunları okudu. Örnek olarak beyan buyurdu. Sayı Müslim'in rivayeti vardır. Buhari'de bir rivayet şöyle beyan edilmiştir. Cabir bin Abdullah Ansari diyordu ki, önden adamın birisi bir deve getiriyordu, sulu gece olmuştu. Tesadüfen Hazreti Muaz'ın namaz kıldığını gördü. Camide namaz vardı, imam idi. Develerini oturttu ve Hazreti Muaz'a doğru geldi. Hazreti Muaz Bakara yahut Nisa suresini okudu. Namazı bıraktı ve gitti. Hazreti Muaz tiksindi onun işinden diye dinledi. Resulullah'ın huzuruna geldi develi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Hazreti Muaz'ı şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa buyurdu. Ey Muaz, sen insanları belaya sokuyorsun. Niye onları sınava sokuyorsun? Neden? Sebbe isma rabbekal ala ve şemse ve zuhaha ve وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَى niye okumadın? Çünkü senin aslında yaşlı ve hacet sahibi kimseler ve zayıf zayıf namaz kılarlar. Buhari'nin rivayetidir söylediğim gibi. Hazreti ikinci halife radıyallahu anh ve Müslim Maud namazda küçük sure okuma konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Muaz bin Cebel'e verdiği nasihetten bahsederek şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sûre-i Âlâ, Sûre-i Gâşiye, Fecr Sûresi ve buna benzer sureleri genel olarak farz namazda kılmayı daha fazla seviyordu. Nesai Câbir'den rivayet etmiştir. Hazreti Muaz bin Cebel bir defa namaz kıldırıyordu. Adamın birisi arkasından geldi, katıldı. Hazreti Muaz uzun kıldı namaz. Bazı rivayetlerde vardır ki Sûre Âl-i İmrân ya Sûre Nisa suresini okumaya başladı. Namaz uzun olunca o kendi namazını bıraktı ve başka bir köşede namaz kılmaya başladı ve namazı kılarak gitti. Namazdan sonra adamın birisi Hazreti Muaz'a bu olaydan bahsetti. Ve dedi ki, siz namaz kıldırıyordunuz. Adamın birisi geldi ve sizinle birlikte namaz başlamadı, namaza girdi. Fakat siz geciktiniz. O da namazı bıraktı ve ayrıldı. Bir köşede namaz kılarak gitti. Hazreti Muaz dedi ki, o münafık olacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaydan bahsetti. Hazreti Muaz kendisi zikretti ve dedi ki, ya Resulallah, ben namaz kıldırıyordum. Filan zat geldi ve katıldı. Fakat namaz uzun olunca namazı bıraktı ve ayrı namaz kıldı ve gitti. O öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de beni şikayet ettiler. Kendi huzuruna çıktı. Ve dedi ki, ya Resulallah, ben geldim. Bu namaz kıldırıyordu. Ben onunla namaza katıldım. Fakat uzun yaptı namaz. Biz işçileriz. Benim devim
ben kendi bir köşede namaz kıldım. Aç idi, ona ot verdim. Resulullah bunu dinleyince Hazret Muaz'a öfkelendi ve ona dedi ki, Muaz, sen insanları fitneye mi sokuyorsun? Sabbe isma rabbeke alala ve şemse ve zuhaha vel fajr vel leyle eza yakşa. Bunu niye okumadın? Bu sureleri niye okumadın? Uzun sureler niye başladın? Bundan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri orta surelerden saymıştır. Özellikle insan okusun, sıkıntı anında küçük sureler dahi okuyabilir. Fakat orta sureler bunlardır. Genel olarak cehri namazlarda bunları okumalıyız. Her neyse, şunu da hatırımızda tutmamız lazım. Yalnız bu değil ki yalnız bunlar okunsun. Bu usulü hidayettir. Fazla uzun okumamalıyız. İmam ile birlikte olan namazlarda, fakat ne durumlarınıza göre insanlar nasıl hifzediyorlar? Küçük sureler hifzediyorlar. İmamlar için başkası bulunmuyor. O imam oluyor. O küçük dahi olabilir. Okuyabilir. Usulü eda şudur ki uzun sureler okumamalıyız imam arkasındaki namazda. Değişik insanlar olur, yaşlı, hasta, çalışan, her çeşit insan oluyor. Hazret Muaz bin Cebel diyor ki, ben bir binek üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında oturuyordum. Benimle kendisi arasında dedi ki, ey Muaz bin Cebel, ben dedim ki ben hazırım ya Resulullah. Ve saadettir ki siz biraz yürüdü. Sonra dedi ki, ey Muaz bin Cebel, ben yine arz ettim. Labbeyk ya Resulallah. Benim saadetimdir. Sonra biraz yürüdü ve dedi ki, ey Muaz bin Cebel, ben arz ettim. Labbeyk ya Resulallah. Benim saadetimdir. Dedi ki, sen biliyor musun Allah-u Teala'nın ne hakkı var kulları üzerinde? Dedim ki, Allah ve onun Resulü daha iyi biliyorlar. Dedi ki, Allah-u Teala'nın kulları arasında şu hak vardır ki onun ibadetini yapsınlar. Kullar Allah'ın ibadetini yapsınlar ve başkasına ona ortak koşmasınlar. Sonra biraz yürü dedi ki, ey Muaz bin Cebel, ben dedim ki, labbek ya Resulallah, benim saadetimdir benim için. Dedi ki, biliyor musun kulların Allah üzerinde ne hakkı vardır? Önce Allah'ın hakkı vardır, eda etmelidirler. Şimdi kulların hakkı nedir Allah'a üzerinde? Hakları eda ederlerse o zaman kulların ne hakkı olabiliyor Allah üzerinde? Ben dedim ki, Allah ve Resulü'nü daha iyi biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onlara azap vermesin. Böyle Allah-u Teala'nın sözünü kabul edenler kulların hakkıdır ki Allah onlara azap vermesin. Bu Sahih Müslim'in rivayetidir. Hazreti Muaz bin Cebel beyan eder. Ben bir yolculuğunda Resulullah ile birlikteydim. Bir gün ben yaklaştım kendisine ve biz yürüyorduk. Ben dedim ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle bir amel söyleyin ki beni cennete götürsün ve ateşten uzaklaştırsın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sen çok büyük bir söz şey sormuştun. Büyük bir şeydir. Fakat Allah-u Teala'nın kendisi için kolaylaştırdığı zat için kolaydır. Sonra dedi ki, Allah'ın ibadetini yap. Başka birisine ona ortak koşma. Namazı ikame et. Zekat ver. Ramazan'ın orucularını tut. Beytullah'ın haccını yap. Sonra dedi ki, ben hayırın kapıları hakkında bir şey söyleyeyim mi? Bunu ederek hayırın kapıları hakkında beyan edeyim. Oruç kalkandır. Ve sadaka günahları öyle söndürüyor. Nasıl ki ateş, su ateşiyle sönüyor. Geceleyin yani teheccüd namazını kılmak insanın. Sonra bu ayeti kerime okudu. Tatacafa cunubuhum anil mazace'e yad'una rabbahum fulat
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onların yanları yataklardan uzak kalıyor. Allah'ı tama ile ve korku ile çağırıyorlar. يَدُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlara verdiğimizden harcıyorlar. Hiç ruh sahibi bilmiyor ki onlar için ne göz tatlandırıcı şey bırakılmıştır. Ben onun en yücesini ve onun sütununu üstün şeyinden bahsetmeyeyim mi? O cihattır. Sonra dedi ki ben size öyle bir şey söylemeyeyim mi? Hepsi ona güvenilir. Temel. Onun etrafında dönüyor. Arz ettim. Ya Resulallah evet. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dilini tuttu ve dedi ki buna mani ol. Ben arz ettim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunun üzerinde mi bunun ile söylediğimiz üzerinde mi yakalanacağız? Resulullah dedi ki ey Muaz, senin iyiliğin olsun. İnsanlar onların dilleri onları ateşe sokuyorlar. Dillerle konuşuyorsunuz. Dilin verdiği yaralar öyledir ki hissi olarak eziyet veriyorlar. Fitne uyandırıyorlar. Bütün kötülükler ondan çıkıyor. Bunlar dil insanı kötülüğe götürüyor. Ya kötülüğün vasıtası oluyor. Sonra dedi ki onları ateşe yüzüstü tatıyorlar. Onun için dilini iyi bir şekilde kullan ve iyi sözler söyle bununla. Hazret Kab bin Malik der ki Hazret Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Hazret Ebu Bekir'in zamanında Medine'de fetva veriyordu. Muhammed bin Sahal bin Ebu Khaysama babasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında muhacirlerin 3 kişisi ve ansardan 3 kişisi fetva veriyorlardı. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ubey bin Kab, Hazreti Muaz bin Cebel ve Hazreti Zeyd bin Sabit derler. Abdurrahman bin Kasım babasından rivayet eder. Hazreti Ebu Bakır Siddik öyle bir şeyle karşılaştığı zaman ehli rai ve ehli fikrini sormak istiyorsa muhacirleri ve ensarları çağırırdı. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ali, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ubey bin Kab, Hazreti Zeyd bin Sabit'i çağırırdı. Bütün bunlar Hazreti Ebu Bakır'ın zamanında fetva veriyorlardı. İftak komitesinin üyeleriydiler. Yut onlara yetki verdiydi. Fetva verin usullerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ebu Bakır'ın devrinde Suriye'ye gitti ve oraya yerleşti. Hazret Muaz bin Cebel Suriye'ye gittiği zaman Hazreti Ömer dedi ki Medine ve Medine ahalisine fıkıhda verdiği fetvalar konusunda artık muhtaç kaldılar. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e arz etti. İnsanlar ona muhtaçtırlar, buna mani olun. Ebu Bekir inkar etti. Ve dedi ki birisi irade ettiyse ve şehadet istiyorsa ben ona mani olamam. Hazreti Ömer diyor ki ben dedim ki Allah adına yemin ediyorum. Şehadet Allah-u Teala yatakta da verebiliyor. İnsanın yatağında. Suad bin Yezid beyan eder. Hazreti Muaz bin Cebel geceleyin teheccüd namazı kıldığı zaman şöyle dua ederdi. Ya Rabbi gözler uyuyor ve yıldızlar parlıyorlar. Sen hayy ve kayyumsun. Ya Rabbi, cennet için
benim talebim tembeldir. Ateşten ben kaçmam zayıftır. Ey Allah, benim için hidayet koy benim için. Kıyamet günü onu bana geri ver. Sen verdiğin söze aykırı davranmazsın. Ne kadar korkusu vardı demek ki. Haşiyetullah. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz kendisinin arkasında idi. Dedi ki ey Muaz, dedi ki ya Resulullah, hazırım. Huzurun hizmetindeyim. Dedi ki ey Muaz, tekrar aynı kelimeyle söyledi. Huzurundayım ya Resulullah. Dedi ki ey Muaz. Dedi ki huzur ya Resulullah, senin hizmetindeyim. Üç defa sordu. Sonra dedi ki her kim kalbinin temizliğiyle bu şehadet ederse Allah dışında bir ibadete layık bir zat yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulüdür. Allah-u Teala ateşi ona haram edecek. O derdi, arz etti ki ya Resulullah, ben insanlara haber vermeyeyim mi bunun hakkında? Onlar mutlu olacaklar da insanlara söyleyeyim. Dedi ki onlar güvenecekler bu kadar için ve iyilik yapmayacaklar. İnsanlara anlatma. Hazreti Muaz ölürken bu söz söyledi. Günahdan uzak durun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözü anlatmadı. Düşünüyordu ki belki bu ölürken bilgili zat da vermeliyim. Hayat ve sağlık zamanında onundan bahsetmedi. Hazreti Veliullah Şah radıyallahu anh Buhari şerhinde şöyle yazmıştır. Bazı hadislerde dahi vardır. Bunu dahi beyan etmiştir. Burada edilen beyan bilgisel bir imanı sınırlandırmaktır. Bilgisel bir şeydir. Çünkü genel insanlar onun iyi anlamlarına ulaşmayarak zarar görecekler. Bir şey öğrensinler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ve artık amele gerek yok. Fakat buna rağmen fiilen Müslümanların durumu aynen böyledir. Yalnız sözde Müslümandırlar. Kelime okuyarak diyorlar ki amele ihtiyaç yok. Sonra Şahab diyor ki burada bu gibi şeylerinleri izah etmiştir. Değişik bir hadisle beyan ediyordu ve bu da onun kapsamındaydı. Sonra diyor ki Müslim'de dahi Hazreti İbni Mesud'un bir rivayeti beyan edilmiştir. Bu kelimeler var orada. Ma anta bi muhaddisin fulan hadisin la yabluhum ukuluhum illa kana li ibadihim fitna. Bu bunların anlamı şudur ki insanlara onların akıllarına göre muhatap olmalıyız. Çünkü bazı sözler fitneye sokan oluyor. Şimdi biz görüyoruz diyor ki mümin Hazreti Seyyid Veliullah Şah sahib şunu dahi yazmıştır. Hayır, o başka rivayet var. Detaylı olacak, uzun olacak. Ondan sonra şöyle yazıyor. Biz görüyoruz ki insanlar nasıl la ilahe illallah Muhammed Resulullah ağız ile söylemeyi me inanıyorlar ve şeriatiyetten bazı sertifika vermek istiyorlar. Ve sidkan min al kalb. Onun levazimlerine hiç bakmıyorlar. Her molla, her hoca minberde konuşan diyor ki arkamda namaz kılan aynı kelime okudu ve sertifika eline geçti. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Diyor ki dil ile ikrar eden bunlar varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. İman ne kalpte olacak ne de dilde. Süleyya yüzünde olacak, yıldız ilker yıldızında olacak. Kelime okumak. Sonra diyor ki man nakiyallaha la yushriku bihi şeyen. Her kim ölümden şirkten korunursa cennete girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a 2-3 defa muhatap olarak sessiz kalması
Sonra demesi buna bu asla göredir. Arzuyu hazırım hazırım labbek dedi. Dikkati şevk uyandı. Resulullah ne buyurmak istiyor? Coşku duydu. Teveccüh oldu. Sonra ona dedi ki Şah Bey yazıyor ki sözü iyice zihnine girsin ve nefsinde onun etkisi baki kalsın. Zihnine yerleştirmek için 3 defa sordu. Hazret Muaz dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna terbiye gösterdi. Edeb etti ve dedi ki çok önemli bir şey söylemem yüzünden ben ceza görmeyeyim. Allah-u Teala desin ki sen bir şey öğrendin ki insanlara niye öğretmedin? Yani bilgisel söz, bilgisel insanlara mutlaka ulaşmalı. Bugünlerde Müslümanlar iman iddiasında bulunuyorlar. Kelime okuyarak diyorlar ki, şirkten biz kurtulduk. Ancak dil kalp ver şirk doludur. Dünyadaki maddi eşyalara güveniyorlar. Çok büyük hatipler dahi. Onların dikkatini eğer incelerseniz onların durumunu bu demin beyan edilen hadis kelime okuyanlar üzerinde ateş haram olacak. Bundan şu dahi belli oluyor ki bu ceza Allah-u Teala verecek. Ve bir insanın görevi değil ki bir kelime okuyana birisine fetva versin bir Müslümana. Bir kime Müslüman demeliyiz ve kimi gayrimüslim yapacağız. Bu açık fetvalar Kur'an-ı Kerim'in talimatına aykırıdır. Bugünlerde Müslümanlar meşhurdur Miladun Nebi kutluyorlar Rabiul Evvel Milad Kandili. Asıl şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ve üsvesini benimseyelim. Örneğini kendi bilgisine dayanarak kendimize Müslüman demeyelim yalnız. Aksine her kelime-i şehadeti okuyanın meselesini Allah'a havale edelim. Budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu mutlu eden olacak. Ona Resulullah'a delu salavat okumakla birlikte Allah-u Teala'ya şükür edelim. Ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini la varissiz bırakmadı. Verdiği söze göre ve verdiği ön söze göre İyâ-i Din için Mesih-i Mevud'u göndermiştir. O kelime ve şeriatın buyruklarına amelin gerçeğini bize anlatandır. Ki gerçekte cehennemin ateşi bize haram olsun. Ve Allah-u Teala Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın inkar edenlere dahi akıl versin. Bunu öğrensinler. Anlasınlar. Ve bize dahi İslamiyet'in gerçek talimatı ve kelime-i şehadetin gerçeğini anlamak ve ona amel eden Allah-u Teala bize yapansın. Hazret Muaz bin Cebel beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Tebuk gazvesine çıktık. Namazları birleştiriyordu. Öğle ve ikindi ve akşam ve yatsı birlikte kıldırırdı. Bir gün namaz konusunda gecikti, dışarı çıktı. Öğle ve ikindi namazını kıldırdı. Sonra içeri gitti, sonra tekrar çıktı ve akşam ve yatsı namazını birlikte eda etti. Sonra dedi ki, yarın siz Tebuk pınarına ulaşacaksınız. Biraz zaman az olurdu aralarında. Belki öğle ve ikindiyle birlikte birleştirilmiş olabilir. Ve akşam ve yatsı akşam ile birlikte her neyse gün çıkmadıkça pınara gideceksiniz. Ona ulaşmayacaksınız. Sabahleyin orada olacaksınız. Tahmin etti.
Onun için her kim ona ulaşırsa onun suyuna dokunmasın ben gelmedikçe. Oraya gidecek su içmeyiniz, ona dokunmayınız ben gelmedikçe. Sonra diyor ki biz de o pınara gittik fakat iki kişi oraya ulaştılar. Ve tesme gibiydi. Az su iniyordu. Ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine sordu. Suya dokundunuz mu? Dediler ki evet. Biz su çıkardık, su içtik. Resulullah her ikisini uyardı. Niye ona dokundunuz? Allah-u Teala her ne istediyse onlara söyledi. Sonra diyordu ki raviler kendi elleri vasıtasıyla az su çıkardılar. Sonra bir kapta biraz su birikti. Çok az idi. Ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki elini yıkadı ve yüzünü yıkadı. Sonra o suyu tekrar o pınara attı, akıttı. Uzun, hızlı bir şekilde akmaya başladı. Ağzını, yüzünü sildi ve su tekrar okudu. Önce ince idi, sonra hızlı bir şekilde okumaya başladı. Sonra herkes su içti. Sonra Resulullah dedi ki, ey Muaz, senin yaşın ömrü olursa göreceksin. Bu yer bahçelerle dolacak. Hadis kitaplarından anlaşılıyor ki bu mucize oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk yerine ulaştığı zaman Sirat İbni Hişam'den vardır bu olay. Tebuk'tan geri dönündüğü zaman Meşakkak adlı yerde oldu bu. Bu olay İmam Malik Muatta'da dahi beyan etmiştir. Muhammed bin Abdülbaki Zurkani de bu hadisin şerhini beyan ederek yazmıştır. Ebu Velid Baci diyor ki bu gaybın haberidir. Bu olay olmuştur. Ve Hazreti Muaz'ı özellikle zikretmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu gayle yaptı ki o Suriye'ye gittiydi ve orada vefat etti. Vahiy vasıtasıyla öğrendi ki Hazreti Muaz bu yeri görecek. O vadi Resulullah bereketiyle bahçelerle dolacak. Allama İbni Abdülbar diyor ki İbni Vasa diyor ki ben o çeşmenin etrafında bütün o yeri gördüm. Yeşil ağaçlar belki bu kıyamete kadar devam edecek. Ve öyle önceden verilen haber böyleydi. Siretun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de yazılıdır. Tebuk'un Şeriye Mahkemesi'nin lideri dedi ki bu çeşme 1400 seneden beri aktı. Daha sonra orada kuyular açıldı ve o oraya muntakil oldu. 25 kuyu açıldıktan sonra artık şimdi bu kurumuştur. Ondan sonra bizi götürdü. Tube well. Orada götürdü ki 4 inçlik bir pipe vardır ve su fışkırıyor. Hemen hemen iki kuyuların, diğer kuyuların dahi durumu aynen böyleydi. Resulullah'ın bereketidir bu ki bugün Tebuk'ta o kadar fazla su vardır ki Medine ve Hayber dışında başka bir yerde o kadar su göremedik. Gerçek şudur ki Tebuk'un suyu her iki yerden daha fazladır. Bu sudan istifade edilerek her tarafta bahçeler vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği habere göre bahçelerle doludur Tebuk ve dolmaya başlıyor. Geri kalanı gelecek zaman zikrini yapacağım. Bazı cenazelerden kıldıracağım. Onun zikrini yapayım. Mevlvi Farzand Han Muballig İnçarcidi Zila Hurdad Odisha hastaydı. Şeker hastası Zatur Rey yüzünden hastaneye götürüldü. Ve orada vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Musi idi. Bir karısı Sekine Begüm dışında bir kız Feriye ve bir oğlu Azimurrahman vardır. Cemaat işlerinde çok ilerleyen birisiydi. Ferhiz sahibi, muballiklere iyi bakan
Munkesirul Mizaj iyi ve iyi bir insan idi. 1980'de camiayı bitirdi Kadiyan'dan, 88 senesinde. 80'de girdi ve 88'de Kadiyan'dan mezun oldu. Ve amel sahasına geldi. Vakıf ruhuyla 32 sene hizmet etti. Birçok yerde biyet yaptırdı ve cemaatleri dahi kurdu. Karısı Sikine Begüm diyor ki, Macid Bey diyor ki, ilk yer Haryana'da görevlendirildi. Bir yer yoktu. Bir Ahmedi yoktu orada. Değişik yerlere dolaşıyordu ve tebliğ yapardı ve merkez kuruyordu. Bu arada Haryana'nın bir köyüne gitti. Orada cemaatin mesajını anlattı. Orada yerel birisi vardı. Dedi ki, bizim hayvan süt vermiyor. Cemaatiniz doğruysa dua okuyun ki o süt versin. Doğruysanız bu mucize olursa ben biat edeceğiz bütün aile. Mevlevi Bey diyor ki, ben Fatiha suresini salavat okudum, biraz dua okudum ve suya üfledim ve ona verdim ve o su götürdü. Aynı köyde kaldı. Bir ağaç vardı. Bütün gece onun altında oturdum ve dua okudum. Allah Teala Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu göstersin. Sabahleyin baktım ki adamın birisi bir kova getiriyor. Baktı ki içinde süt vardı. Dedi ki, Molla sahip, bizim süt vermiştir camus. Ve ben ve benim bütün ailem. Şimdi biz anladık ki Ahmediye cemaati doğrudur. Biz katılıyoruz bu cemaate. Onun oğlu Rehan diyor ki, onun inkisari, alça gönüllülüğü çoktu. Merhametliydi. Sevgiyle herkese sevgi gösteren. Allah-u Teala'nın rızası cemaatin hizmeti için hayatını geçirdi. Halifenin buyruğuna lebbek diyordu. Bize dahi emir veriyordu. Daima şefkatle sevgi gösterirdi. Cemaat işleriyle ev işlerine dahi katılırdı. Annemize yardım ederdi. Bütün hayatı boyunca korudu namazları ve bizim namazlarımızı dahi korudu. Daima sırat-ı müstakim üzerinde yürümeyi tavsiye ederdi. Ne kadar muallim ve muballik varsa hepsi aynısını yazıyor. Örnek bir muballik idi. Çok hemdard. Hiçbir zaman onu öfkeli görmedik. Başka cenaze Abdullah bin Siko, lokal misyonardır Malezya'da. 7 Eylül günü, Ekim günü bayıldı. Hastaneye götürüldü ve vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. 68 yaşındaydı. Musi'ydi. Bir karısı dışında 8 çocuk vardır. Malezya'nın 2 mürebbi Salahuddin ve Masroor'un kayınpederiydi. Abdullah Musiko Filipin'de doğdu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Muslim Organization Moro National Fibrin Front'a katıldı. Hükümet aleyhinde çalışıyordu bu. İslami riyaset kurmak idi Filipin'de. 1973 senesinde annesi babası hicret ederek Malezya'ya gittiler Filipin'den. Ve Semakan Sabah'a yerleştiler. Her neyse. Allah-u Teala ona kalbi selim verdiydi. Rüyada birkaç defa Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam ikinci halife ve üçüncü halifeyi gördü. Celsa Salana Sakina Balo 1976'ya katıldı ve orada görerek bütün durumu, imanı çoğaldı ve biyet etti. Sınakında bir muballik yoktu. Susuz bir ruh idi. Cemaat literatürünü çok okudu. Tebliği çok severdi. Fiilen akrabalara ve bölgede tebliğ yaptı ve birçok kimse Ahmediye cemaatine katıldı. Ahmediye İslam'a tebliğ şevki yüzünden vakfetti ve muballik olarak görevlendirildi. Sonra Filipinler'de birkaç sene Hayrat bin Barus ile birlikte çalıştı. Her neyse, iyi fıtratı, bilgisi
ve kibarlığı yüzünden, Allah korkusu yüzünden orada dahi iş yaptı. Ve Hristiyanlarla dahi tartışıyordu. Birçok insanı Müslüman yaptı. Urduca konuşamıyordu fakat öğrenmeye birçok nazım biliyordu. Daima misafirperverliği çok severdi. Özellikle misafirperverlik yapardı misafirlere. Disiplinli bir zat idi. Ve istiyordu ki her bir kimse, her insan terbiye yapardı ona göre. Disiplinli olmalı herkes. Hiçbir zaman eziyeti vardı ama işe girmesine izin vermedi. Üçüncü cenaze Abdülvahid Muallim Silsila Kadiyan 12 Eylül 56 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunun alakası Hristiyan bir aileyle alakası vardı. İlk olarak onun abisi retired muallim biat etti. Sonra bütün aile biat etti. Ahmadi olduktan sonra merhum Cemiyetul Beşeri'nde 3 yıllık program yaptı. Oradan mezun olduktan sonra değişik bölgelere gitti tebliğ için. Kadiyan'ın değişik yerlerinde, bölgelerinde tebliğ yaptı. Çok itaat eden, iyi iş yapan birisiydi. Tebliğin yetkisi vardı. Kadiyan'ın 3 Hristiyanı ve 3 gayri Ahmedi cemaate girdiler aile. Ve 2 kişi Musi'dirler. Yani cemaate katılmadılar. İyilikte dahi ileri adım attılar. Karısı ve 2 kızı vardır. Ve onun bir oğlu vardır. Bu oğlu camiadan mezun oldu bu sene. Allah-u Teala hepsine merhumların derecelerini yükseltsin. Mağfiret eylesin onlara. Onların evlatlarına dahi onun iyiliklerini cari etmeyi nasip eylesin. Onun arzusu nasıl varsa Allah-u Teala ona göre yapsın. Hilafetin gerçek yardımcıları olsunlar. Vakfe zindigidir onların bazı çocuklar. Allah-u Teala mağfiret ve merhamet eylesin. Söylediğim gibi namazlardan sonra cuma namazından sonra onların namazı, cenaze namazını kıldıracağım. Alhamdulillah na'mudu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر